23 Haziran 2023 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni göç yasası federal parlamentoda onaylandı. Yasaya koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP evet. Muhalefetteki CDU, CSU ve AFD ise red oyu verdi. Sol parti çekimsel kaldı. Almanya'ya göç etmek kolaylaşacak. Hali hazırda geçerli olan mavi kart uygulamasıyla gelecek üniversite mezunlarının alması gereken aylık brüt maaş 3500 avroya düşürüldü. Daha yüksekte olabilir ama en az 3500 olması lazım. Mavi kartlılar eskiye nazaran daha kolay iş değiştirebilecek, aile birleşimi kolaylaşacak. Sadece eş ve çocuklar değil, anne ve baba da Almanya'ya getirilebilecek. Nitelikli göçmenler sadece kendi alanlarında değil, yakın alanlarda da çalışabilecek. Turist vizesiyle gelenler Almanya'da iş bulurlarsa geri dönüp yeniden çalışma vizesi başvurusu yapmak zorunda kalmayacaklar. Doğrudan çalışmaya başlayabilecekler. Mülteciler henüz başvuruları kabul edilmemiş dahi olsa iş bulurlarsa çalışabilecekler. Ancak bu düzenleme 29 Mart 2023 itibarıyla iltica başvurusu yapmış kişiler için geçerli. Yeni başvurularda geçerli olmayacak. Böylelikle yeni bir mülteci akını önlenmek isteniyor. Bilişimciler diplomaları olmasa bile Almanya'ya gelebilecekler. Çalışma Bakanı Heil, meclisin bu yasayla tarih yazdığını söyledi. Almanya dünyanın en modern göç yasasına sahip olacak dedi. Şimdi sıra bürokrasiyi azaltmakta. Maalesef Almanya'da yasa çıkarmakta olmuyor. Bürokrasi altta bin tane zorlukla işi yokuşa sürebiliyor. Meclisin gösterdiği iradenin devamı lazım. Daha iyisi olabilir miydi? Evet ama Almanya gibi bir ülke için inanılmaz bir göç yasası çıktı. Bir eğitimi olan, bir mesleği olan Almanya'ya artık kolay bir şekilde gelebilecek. Hele turist olarak gelince iş bulan çalışabilir maddesi çok ama çok önemli. Tabii işin bir de eyaletler meclisi boyutu var. Yasa 7 Temmuz'da orada oylanacak. Almanya'da herhangi bir kanunun yürürlüğe girebilmesi için sadece Federal Meclis'ten geçmesi yetmiyor. Eyaletler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor. Eğer orada da onay alırsa Türkiye'den amcaoğlu'nun teyze kızının telefonlarını bekleyin. ARD anketine göre bugün seçim olsa SEDEUS Evsu %29'la birinci, aşırı sağcı AFD %19'la ikinci. Onu SPD Yeşiller izliyor. Birlik partileri AFD'nin oy artışından hükümeti sorumlu tuttu. SPD lideri Klingbeil de kısmen kabul etti. Ertuğrul'un tefa yayınında konuştu. Hükümetin içindeki anlaşmazlık halkın güvenini kırdı dedi. Bu işin şakası yok arkadaşlar. İktidara gelirlerse inanın her şey ama her şey olabilir. Çok güzel bir İsrail atasözü var. Bir kere olan bir daha tekrarlanabilir. Aşırı sağ prim yaptıkça diğer sağ partiler de aşırı sağ kayıyor. Seydoğlu kadın milletvekilleri ellerinde hiçbir veri olmadığı halde taciz olaylarının göçmen erkekler nedeniyle arttığını iddia ettiler. Başka bir Seydoğlu milletvekili yeşilleri vatansız olmakla suçladı. Vatan haini edebiyatı Almanya'da da var. Nereden baktığınıza bağlı. Almanlar için tatil çok önemli. Bir şey çok pahalıysa biz ben o paraya ev alırdım, araba alırdım diye örnek veririz. Almanlar ben o paraya iki kere tatile giderdim diye örnek verirler. Öyle hesap yaparlar. Deutschland Trend anketine katılan Almanların %30'u bu sene tatile gitmeyi düşünmüyor. Çünkü maddi durumları yeterli değil. Demir yollarındaki kriz sürüyor. Dojaban sendikayı çok anlayışlı olmamakla suçladı grev tehdidiyle vatandaşların yaz tatillerini mahvediyorlar açıklamasını yaptı. SDU SSU grubu da sendikanın at gözlüğü taktığını iddia etti. Grevler her derde deva değil, en çok yolcular etkileniyor dedi. Sendika az kazanan işçileri ayda en az 650 avro zam istemişti. Üst yönetime bonus dağıtırken oldukça bonkörler, alt kademeki işçilere zam vermemek için direniyorlar. Almanya'da fırtına geride kaldı. Özellikle NRV'de su baskınları yaşandı. Hessen'de de bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Çatılar uçtu. Bavyera'da dolu nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Ülke genelinde birçok tren ve otobüs seferi iptal oldu. Hafta sonu hava düzelecek. Meteoroloji kuzey bölgelerde sağanak yağışın devam etmesini bekliyor. Ancak ülkenin geri kalan bölgelerinde güneş açacak. Paris'te 50 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir kişi kayıp, bir saldırı ihtimali yok. Doğalgaz patlaması olduğu düşünülüyor ancak ihmal var. Soruşturma bu şekilde genişletildi. Avusturya hem fırtınanın hem de aşırı sıcakların etkisinde bazı bölgelerde 36 derece görüldü. İtfaiye sıcak havalarda karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı uyarıda bulundu. Aşırı sıcaklarda kombilerden ve klimalardan gaz sızıntısı olabiliyor ve bunun bir kokusu yok, tadı yok. Bu yüzden zor fark ediliyor. Hollanda'da üniversiteler, hükümetin üniversitelerdeki ders dilini Hollandaca yapma planına karşı çıktı. Araştırmaya zarar verir dediler. Ben de doktora tezimi Almanca yazmak istemiştim. Hocam hayır İngilizce yazacaksın dedi. Israr ettim Almanca yazmak için. Olmaz dedi. İngilizce yazarsan tüm dünya okur. Almancayı kaç kişi okuyacak? Doğruydu. Yüksek lisansta doktora da mantıklı ama Lisansta bence İngilizce eğitim gereksiz. Almanya'da, Hollanda'da belki olabilir. Ancak Türkiye'de iyi İngilizce zaten öğretilemiyor. Çocuklar bu yüzden bilimi de öğrenemiyor. Bizim kadar İngilizce'ye zaman ayıran, para ayıran ve buna rağmen öğrenemeyen başka bir ülkede yok. Bunun nedenini iyice araştırmamız lazım. Belçika'da bu hafta sonu trafikte çok daha fazla alkol ve uyuşturucu testi yapılacak. Amaç sürücüleri daha duyarlı hale getirmek. Kontroller pazartesine kadar sürecek. Belçika polisinin amacı ceza kesmek değil, önlem almak bu yüzden duyuruyor. Yani amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Alman polisi de keşke Belçika polisini örnek alsa. İsviçre'de kadınlar erkeklerden 3'te 1 daha az emekli maaşı alıyor. Cinsiyet eşitsizliği her yerde var. Kadınların ortalama emekli maaşı aylık 3000 frank, Erkeklerin 4500 frankmış. Allah fena ve eşitsizlikte de değil. Almanya'da 40 sene asgari ücretle çalışan 850 avro alıyor. İsviçre'ye mi yerleşsek? Orada da her şey pahalı. Ben İsviçre'ye gidince hiçbir şey almak içimden gelmez. Türkiye'den Almanya'ya gelenler gibi olur. İngiltere'de geçtiğimiz sene 1 milyon 100 bin hırsızlık vakası yaşandı. Üstelik halk polise güvenmediği için bu vakaların sadece %16'sını bildiriyor. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdikçe hırsızlık oranları da artıyor. Kapitalizm öyle bir sistemdir ki aç olduğu için bir ekmek çalanı alır, hapse atar ve ona aylarca bedava ekmek verir. FTP Genel Sekreteri de geçenlerde mültecilere maddi yardım vermeyelim, yani para vermeyelim, onun yerine barınma, gıda, sağlık hizmeti gibi Aynı yardım verelim dedi. İnsan parası olmazsa suça itilir. Suç oranları bu yüzden yoksul ülkelerde çok daha yüksektir. Her an herkes mülteci olabilir bu dünyada. Şimdi Ukraynalılar mülteci, ama 100 yıl önce Ruslar mülteciydi. 1919'da Birinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Rusya'da devrim oldu. Komünistlerin ordusunun adı Kızıl Ordu'ydu. Saray, Çar yanlılarıysa Beyaz Ordu. Ve Beyaz Ordu kaybetti. Yaklaşık 170 bin kişi mülteci olarak İstanbul'a geldi, dağıldı. Prensesler, baronlar ne iş olsa yaptılar. Beyaz Ordu donanmasının bir generali Boğaz'da şehir hatları vapurunda kaptandı. Prensesler ve yolunda çiçek satıyordu. Kendilerini rahatsız eden olursa bir pasaja saklanırlardı. Orada esnaf onlara sahip çıkardı. O pasajın adı Çiçek Pasajı kaldı. Ruslar İstanbul'da birçok mekan açtı. Şehrin gece hayatı büyük değişime uğradı. En ünlü kulüplerden biri Atatürk'ün de sık gittiği Nuar'dı. Buranın sahipleri İş Bankası'na kredi başvurusunda bulunmuşlar ama kredi alamamışlardı kendilerine ayrımcılık yapıldığını, ilgilenilmediğini düşündüler. Bir gece yine mekanlarına gelen Gazi'ye durumu anlattılar. Atatürk kartın arkasına başvuruyla ilgileniniz lütfen diye bir not yazdı verdi. İş Bankası Genel Müdürü yine de kredi vermedi. Durumu Atatürk'e anlattı. Gazi hayatı boyunca kimseye torpil yapmamıştı. Anlayışla karşıladı. Olay kapandı. Ta ki 1931'de bir akşam bambaşka bir konuda tartışma çıkıncaya dek. Atatürk'ün sofrası meşhurdur. Uzun akşam yemeklerinde devlet işleri konuşulurdu. Önemli meseleler ele alınırken içki içilmezdi. Fevzi Paşa muhafazakar bir insandı. Davetliler arasında olduğunda yine içki içilmezdi. Bu toplantılardan birinde genç bir milletvekili Reşit Galip, Milli Eğitim Bakanı'nı yerden yere vurdu. Sebebi, bakanın öğrenci kızların kısa kollu gömlek giymelerine karşı çıkmasıydı. Devrimi anlayamamış, böyle köhne zihniyetlerle cumhuriyet yönetilemez dedi. Milli Eğitim Bakanı Esas Saray, Mustafa Kemal'in Harbiye'den hocasıydı. Gazi, hocam burada yok dedi. Burada olmayan biri hakkında bu kadar sert konuşmanıza müsaade edemem. Zannederim çok yoruldunuz. Dilerseniz yukarı çıkıp biraz dinlenin. Reşit Galip geri adım atmadı. Burası sizin değil, milletin sofrası dedi. Burada devlet meseleleri konuşulur. Kalkmıyorum. Siz de hata yapabilirsiniz. Onu da söylerim. Mesela Nuar'a yazdığınız kredi mektubu hatadır. Mustafa Kemal, Kimseye kredi verin dememişti. Üstelik kredi vermeyen İş Bankası Genel Müdürü'nü doğru değerlendirme yaptığı için tebrik etmişti. Reşit Galip olayın bu kısmını bilmiyordu. Gazi Paşa'yı haksız yere itham etmiş oldu. Paşa üzüldü, milletvekilinin gençliğine verdi. "Peki Reşit Galip Bey" dedi. "Öyleyse ben kalkayım." Sofradan kalktı. Peşinden diğer misafirler de kalktılar. Reşit Galip sofrada yalnız kaldı. Mustafa Kemal ertesi gün onu sordu. Sabaha kadar salonda bekledi ve sonra Ankara'ya döndü paşam dediler. Hiç parası yoktu, bizden borç istedi. 25 lira verdik. Bari benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydiniz dedi. Adama bak, cebinde beş parası yok ama karakterinden hiç taviz vermiyor. Parası yok ama cesareti var. Atatürk, o milletvekilini bir sonraki seçimlerde eleştirdiği hocasının yerine Milli Eğitim Bakanı yaptı. O da hakkını verdi, büyük hizmetlerde bulundu milletvekiliydi, bakandı. Öldüğünde cebinde sadece 5 lirası vardı. 3 kızı yetim kaldı. Kızlarına da Mustafa Kemal sahip çıktı. Cebinde 5 parası olmadığı halde karakterinden hiç taviz vermeyen gençlerin kurduğu bu cumhuriyet 100 yaşına giriyor. Reşit Galip andımızın da yazarıydı. Yurdunu, milletini özünden çok sevmek böyle bir şey olsa gerek. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.